İyi günler. AKP'nin ilk iktidara geldiği günlerde hükümet olarak ilk iktidara geldiği günlerde bu 1994'ten itibaren belediye seçimlerini saymıyorum. O zaman da müthiş bir furya esmişti ama geldiği gün, 2000'lerden sonra geldiği günlerde bir helal furyası başlamıştı. Helal kasap, helal et, helal gıda, helal su, helal ayakkabı, helal patina zincirleri, her şeyimiz helal olmuştu. Sanki ondan önce her şeyimiz harammış gibi. Peki sonra ne oldu? Bu helaller büyük bir vurgun şey ettiler, yaptılar. İşte şeyden biz de onları hoş görmeye başladık. Hatta dedik ki helal, daha ne istiyorsun? Helal ağızdan, dualı ağızdan kötülük çıkmaz. Helal diyen ağızdan hiç kötülük beklenmez zihniyetten. Namaz kılandan da kötülük gelmez. Bunları bir müddet sonra baktık ki aslında yani beklediğimiz gibi değil. Bunların hepsinden kötülük geliyor demiyorum. Tenzih ediyorum çoğunu. Kusura bakmasınlar ama baktık ki esas kötülükler bunlardan geliyor. Yani halkı helal diye diye, Bismillah diye diye yahut ben namaz kılıyorum, yalan mı söyleyeceğim diye halkı çok büyük şekilde aldattılar. Kandırdılar bizi. Kanık şeydir. Bir müddet sonra biz de bu gına getirdi. Bunlar da bunu anladılar. Yavaş yavaş geri çekilmeye başladılar. Şimdi görmüyorum helal et, helal gıda levhalarını. Biz zaman içerisinde bunları kanıksayamadık ama her şeyimiz bozuldu. Yine Oktay Akbal'ın o meşhur kitabındaki söz geliyor aklıma. Önce ekmekler bozuldu. Gerçekten biz de sanki 2000 yılından önce her şeyimiz harammış gibi 2000'den sonra ekmeklerimiz bozuldu. Suyumuz bozuldu. Ahlakımız bozuldu. İnancımız bozuldu. Şu anda yani kime güveneceğimizi de şaşırdık. Namaz kılana mı güveneceğiz? Helal diyene mi güveneceğiz? Kılmayana mı güveneceğiz? Ben arkadaş yemin ediyorum diyene mi güveneceğiz? Benim inancım, güvencim bitti. Kusura bakmayın. Daha hala inananlar varsa tabii herkes her şeye istediği gibi inanmakta, istediği gibi hareket etmekte de serbest. Geçen 2 gün önce falan Güngören Belediyesi'ne gideceğim. Aşağı inerken bir şey açmışlar. Alışveriş çadırları kurmuşlar bir alana. Orada çeşitli ürünlerin standları var. Elbisesinden ayakkabısından gıda maddelerine kadar. Geçerken bir stand dikkatimi çekti. İşte peynir satıyor, yağ satıyor, bal bilmem çeşitli ürünler satıyor işte. Bal, pekmez dikkatimi çekti orada. Giderken sordum reyondaki duran genç arkadaşlara. Bu dedim üzerine de yazmış helal pekmez 200 lira kilosu. Güldüm daha dedim hala helal pekmez mi olur ya bu devirde? Ne demek yani helal pekmez? Ben paramı alacağım arkadaş helalı haramı sana ait. Bana helal pekmez ne demek yani? Buna da hala kananlar aldananlar var mı bilmiyorum. Gene de sordum üzerindeki etiketi yazılı olmasına rağmen. Kaç lira bu dedim? 200. Nerenin pekmez bu dedim? Siirt Pervari dedi. Lafı uzatmadım. Gittim belediyeye. Ben işimi gördüm. Dönerken tekrar uğradım aynı standa. Allah var ya aklımdan 1 kilo almak geçiyor. Bu sefer standdaki kişiler değişmiş. Başka bir şeyler ki simalar vardı orada. Genç iki çocuk. Birine gene sordum. Bu dedim ben biraz önce sordum ama dedim. Bu dedim pekmez. Nerenin pekmezi dedim. Balıkesir pekmezi dedi. Ya dedim biraz önce ben sorduğumda dedim bana Siirt Pervari pekmezi demiş dedi. Abi o çocuk Siirtli dedi onun için öyle dedi demişti. Ya dedim ben memlekete göre pekmez söyler mi? Nerenin pekmezi? Onu söyleyeyim. Çocuk güldü. Ben bu dedim Balıkesir'in pekmezi doğrusu dedi. İyi peki dedim. Ben dedim bir tane alacağım dedim. Biraz iskonto yap bana dedim. 150 olur abi dedi. Böyle birden 50 düşünce ben biraz şey ettim. Pazarlığa çok yatkın geldi. Dedim ki 2 tane alacağım 150 liradan ver dedim. Peki dedi.
Yani tanesine 200 isteyen iki tanesini 200'e verecek. Önce hoşuma da gitti. İyi dedim, ben mi pazarlıkçıyım bu mu dedim. Şey gitmiyor falan anlamadım. Aldım ama bu sefer kafama bir şey düştü orada. Şüphe düştü. Ya dedim şu pekmeze dedim ben bir bakayım, aç birinin kapağını dedim. Kapağını açtım. Biraz da anlıyorum pekmezden. Kokladım, pekmez kokusu falan yok. Bunda dedim pekmez kokusu falan yok ya dedim. Bir de tadına bakacağım şunun dedim. Küçük bir o şey şeyleri vardır, kaşıkları böyle dil kaşığı. Ondan verdi, az bir şey aldım. Pekmez değil. Bu dedim pekmez değil ya dedim. Bu şeker kestirmesi gibi bir şey işte. Reçel mi bu dedim. Reçel de değil dedim. Yok abi dedi sonra çocuk. Ben almıyorum, ben paramı geri ver deyince. Abi dedi biz dedi. Üzümün posasını dedi o şey şif denir. Onu dedi, tekrar şekerle kaynatıyoruz dedi. Biraz da koyulaşıyor. İyice dedi koyulaşıyor dedi. Bu kavuğa geliyor dedi. Bu o dedi. Yani gene dedi üzüm dedim dedi yapılıyor. Mamül üzüm. Üzüm değil ki dedim bu üzümün posası. Peki sen onu o şekilde üzüm diye sattığına ve üstüne de helal gıda yazdığına göre biz kime güveneceğiz arkadaş? Yani sen hadi ben biraz anladım, almaktan vazgeçtim. Peki iyi niyetli, saf, senin her dediğine inanan, oradaki helal lafını da gören, o güzelim insanları kandırdığınızda ne geçiyor elinize ya? Yani 100 lira için değer mi bu kadar insanların duygularıyla, inançlarıyla, ahlak yapısıyla falan oynamıyor? Kimseye güvenecek halimiz kalmadı. Teşekkür ediyorum, hoşça kalın.